Crazy Gamers TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Max Payne 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle oyuna devam edelim. Oo, biz burada kaldık. Allah kahretsin. Ben şuradan gidiyordum değil mi? Koşsan. Hadi koş. Önceki bölüm bayağı bey ben de... Oda da karanlık zaten. Önümü göremiyorum zaten ondan dolayı da. Aman koş 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 koş. Koş. Ha buradan. Ha o ilerideydi. Koş. Zıpla. Allah kahretsin. İç ilaç. İç 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 koş. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Oo. Durun bir. Ben bunun parlaklığını arttırayım yoksa ben göremiyorum hiçbir şey. Bakayım. Oh tamam. Mis gibi. Önümü görüyorum ya. Öncekinde hiç göremiyorum. Zor görüyorum yani. Koş hadi. Şuradan gidelim. Belki oradan ölürüz mölürüz. Öyle şeylere hiç gerek yok. Artık canımı azaltmadan geçebiliyor muyum? Onu bilen varsa yazsın eğer ben geçemezsem. Ya da ya yazmayın. Belki ben geçerim o zamana kadar. Lan. İç şu ilaçtan. Hiç adamın asabını bozma. Ay, hayır, hayır. Gerekirse bu ilaçlarla idare ederiz. Şimdilik hadi doğsun ocağında. Aman koş. Lan! Sakin olacağım. Hiç sinir yapmaya gerek yok. Bazı yerlere gidince ben save atacağım kendim otomatik. Yoksa yapacak bir şey yok. En baştan başlatıyor. O kadar yolu bir daha yürüyorum. Ne olur ne olmaz. Hemen save at. Yanlış yerde mi attım? Bilmiyorum da neyse ne. Ha, oraya çıkmaya gerek yoktu. Canım boşu boşuna gidiyor benim. Şuradan git. Şurada ben bir hemen save'imi atayım. Lan. O gelmez gelmez ben gelirim yani. Tabii gelir. Tamam devam et devam et. İyi ki save etmişim bir daha gidemezdim yani o kadar yolu. Konuşamadım da. Takıldım ya vallahi en kolay yerde takıldım şu an. Buralar hikaye canım gitmeden geç. Allah seni kahretsin ya. Vallahi Allah seni inşallah kahreder oyun. Şurayı geç işte ya geç geç ben delirttin ya vallahi. Onu bekleyeceğim o zaman tamam. İnşallah yanlış yere sev. Hmm.
Şuraya. Aa, buradan. Koş. Koş Allah. Vallahi geçtim ya, vallahi. Yeter artık. Kır şuraları, kır 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 kır. Vallahi insanda ne şey bırakıyorlar, ne de sinir stres kalıyor ya. Bende bomba yok mal. Oo, iki kişiymiş zaten, öldüler de. Çok güzel oldu. Harikulda, harikudale. The mobsters have been guarding a real treasure. The way out of this disco inferno. Sık, sık. Öldürmediler inadıma bu sefer. Inferno. İn! Save it. Aman dikkat edelim. Şerefsize bak. Oraya geçmiş, beni bekliyor ya. Hah, mal. Hah, mal. Mal herif. Salak ya. Bir mal da burada. Koş. Bunları görmedim. Sonradan gördüm. Lan! Mermiler dolu. Save edelim şuraya. Belki biri çıkar bir anda önümüze. Aha, bir şey oldu. Vlad benim duman işaretlerimi görmüştü. Mercedes gitmek için hazırdı. Sirenin çığlığını neredeyse ölüm meleğini susturuyordu. Geliyor musun? Seni Puccinello'nun maligesine bırakacağız. Kulağa hoş geliyor. Bu iş bittiğinde beni ara. Senin gibi bir profesyonelle çalışabilirim. Bunu aklımda tutacağım. Gece soğuğunun etkisiyle inliyordu. Bahçenin ışıkları gergin şekilde titriyordu. Karanlık onu yiyip bitirmeden önce düşen karların ışığında ölüm beyazdı. Hikayeler duydum. Trio adındaki kuduz köpekler hakkında, eğer Capo onlarla izin verseydi düşmanlarının başlarının malikane kapısının üzerine asarlardı. Puccinello payını istiyordu. Acı çektiğini görmek istiyordu. Filmler size ne söylerse söylesin, durumumda hiçbir hile yoktu. Kurallar yok, ruhani söz yok, yol haritası yok. Onun ne kadar zeki ya da ne kadar iyi olduğunuzla ilgisi yok. O kaoslu, şanslı ve bir budala gibi farklı düşünmekte. Tüm yapabileceğin çılgınca üzerine asılmak en sert ve en uzun şekilde. Biri benim için arka kapıyı açık bırakmış ve korumaları öldürmüştü. Param Mona'daydı. Trio'nun Puccinello ile benim arama gireceğini biliyordum. Telefon defteri kalınlığındaki günlük suç kayıtlarını okumuştum. Kimse buradan canlı çıkamayacaktı. Engebeli gecenin uyuşturucu soğuğu beni içeriye kadar izledi. Upstairs, the trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts. The blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, aka Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen lump in my hand, piercing the skin, gnawing me to the bone. Öldürürüm ben. Sen hiç canını sıkma, öldürürüm. In death, the thug had been promoted. Ne yazıyor burada? Birisi babanın konukseverliğinden hoşlanmamıştı. Biri etkileyici yeteneğiyle kilitlendiği hücreden çıkmış ve silahlı korumaların icabına bakmıştı. Aklım yine Mona'daydı. Onun için tek ümidim hala kazanıyorken oynadığı oyunda yeterince iyi bir kumarbaz olmasıydı. Trio'nun inine gitmeden önce. Oo, kazık falan sokmuşlar.
Ben geçtim ya, gelir o şimdi. Lan. Öldü sonunda artık. Biri daha gelir. Aha biri var orada. Silah mermileri var. Save at. İki ilacıma mal oldu da olsun. Öldü mü öldü, ona bakalım biz. Tam değiyor daha. Abi ağır kesici daha var. Oo, ağır kesici sandım hepsini. Kelimelerle Lisa Puccinello bir nevi cadıydı. Tarot kartları birbirleriyle uyumlu şekilde mutfak masasının üzerindeydi. Benim kartlarım gibi değillerdi fakat yine de bayan Puccinello'nun elinde şansımı denemek istiyordum. İlk kart kuleydi, belki de bu malikaneyi temsil ediyordu. Devamını getirmek kolaydı. Şeytan evin patronuydu ve ölümmeyi beğendim, onun için geliyordum. Sakın. Ya Allah belanızı. Hadi. Ölmedi hayvan herif. Oh, sonunda öldü. Şu ağır kesici iç. Sık. Sık. Geberdi, iyi. İki salak öldü. Şunu al. Var mı başka? Yok, ağır kesici. Biri var mı ki orada? Çift olarak kullanma, bunu kullan. Vay vay, çakala bak. Buraya saklanmış beni öldürecek güya. Hiçbir kurşunda sıkamadılar. Birini alalım. Hem canımız full, hem iki tane burada var. Bir şey olursa geri dönerim. O iki ağır kesiciyi de alalım ya. Bak iyi ki bunları unutmadım, al. İyi canımız 8 tane ağrı kesicimiz var. Canımız da full, güzel. Dur, save atalım.
Ne la bu? Niye öyle bu? Bak kırık gibi. Lan hiçbiri de vuramadı ya. Aha kapıyı açtı kapattı bak bak bak. Artık sizi ben... Kırılmıyor. Lan. Ay kapıyı patlattılar ya. Sık. Bayağı bir uzaklaşalım. Dur. Oraya ben bir bomba atacağım dur. La oraya tutunsana demire ya. Vallahi istemesem durur ha. Hah durdu. Bak bak mal orada bekliyor. Vallahi işe yaradı. Takılı kalma. Onu öldürmem zor olurdu. O... İlla bana atardı. O bana illa atardı. Takmış çünkü bana o. Lan ha bak burada da biri var. Ben zaten oyunu anladım zaten oyunu. Ben artık her yerde save atarım. Korkuyorum artık bu oyundan ha hayvan. Was too late for her. Max sen gerçek bir meleksin. Ölünün Mona'ya da kardeşi olduğunu söyleyemezdim. Ceset mahvolmuştu. Hasta piç gerçekten bunu yapmaktan zevk almıştı. Onu oradan uzanır görmek başka bir yatakta başka kadının cesedine ve düşen bir beşi düşünmeme neden oldu. Artık o kesin öldü yani ona sıktım ben de. Max Payne ne istiyorsun? Alfred Woden. Misafirlerim var. Silahlı bir helikopter malikane arazisine az önce indi. Acele etmelisin. Ne kadar fazla olurlarsa o kadar iyi. Neyse ne o. Hemen de kapanma lan kapı. Biri öldü, diğeri ölmedi bu sefer de. İkiniz yan yana gelmeniz çok güzel oldu. Ver 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 ver. Kapımın hemen önünde çabuk. Benim için geliyor. Acele etmelisiniz lütfen. Puccinello'yu telefona da yardım için yalvarırken duyabiliyordum. Son duasını etmeliydi. Puccinello kolay lokmaydı. Odaya adım attığımda sanki Royal Flush beklerken eli kaybetmiş gibi çökmüştü. Dur bekle ben sadece buna söyleneni yapıyordum. Reddedemezdim bilemiyorum. O yüksek mevkiden biri hükümetten olabilir.
Kum saatine biraz daha kum almaya çalışıyordu. Benden bir tane dahi alamayacak. Of of. Adamı öldürdüler ya. Biz işe risk atmayalım. Sık. İçimizde de kalmasın hem. Bunun yüzünden öldü çocuğumuz, ha tamam. O kadar da çok sıkamıyorum yani. Ne yapayım? Ne? Bir ton adam bekliyor. Şunu söyleyebilirdim. Alt edilmiştim. Başka bir yenilginin zamanıydı. Gizemli cadı tam bir plan haydı. Hançerli topuklar üzerinde belaydı. Elinde tüten bir suikast silahı vardı. Ve silaha sarınmış ayaklı takım ordusu arkasındaydı. Ne kadar hoş bir hoş bir taşla iki kuş vurdum. Şimdi ya daha sonra sizi yakalayacaktı. Bay Payne, size hazırladığım karışımın yararlarını gösterme zamanı geldi. Şimdi uslu bir çocuk olun. Beş parasızdınız ve şans meleğiniz gerçek bir fahişeydi. Cennette biraz ne o? Beyler, buradaki işimiz bitti. Silahımı alın. Bana aşırı dozda Valkyrie enjekte etmişti. Yeşil alevin beynimi yediğini hissedebiliyordum. Buhara dönüştüler, beni kapana kıstırmışlardı. Hiçbir şansım yoktu. Eğer silahı kafama doğrultsaydı tetiği çekeceği kadar emindim. Cadı beni ele geçirmişti. Gölgeler üzerime düşüşüyordu. Sabıka fotoğrafındaki çürümüş intikam mı? Aç suratlar zayıf noktamı biliyorlardı ve son darbeyi vurmak için yaklaşıyorlardı. Yer girdap oluşturan yeşil kana dönüştü. Hissediyorum. Neyse arkadaşlar, videoluk bu kadar olsun. Videoyu beğenseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok iyi olur. Hadi gittim ben, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bay bay.